düzenli ve güzel beslendiğini düşünüyor ama sonuç alamadıkları için çeşitli ilaç ve kimyasal maddelere ihtiyaç duyuyorlar. Bu da bizim yani bu işi sağlık için yapan eğitmenler için pek de güzel bir görüntü olmuyor. O yüzden öncelikle sporcuların beslemelerinde en çok dikkat etmeleri gereken nokta burası bence. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz uyku. Bildiğimiz gibi bunun örnekleri de var. Örneğin bebeklere uyusun da büyüsün diyoruz. Ya da uyusun da büyük adam olsun diyoruz. Bunun sebebi de vücudumuzun derin uykuda büyüme hormonu salgılamasından dolayıdır. O yüzden hem beslenme hem de uyku bireyin sağlıklı olması ve düzenli çalışıp spor yaparken iyi performans almasını sağlamak söz konusu olabilecektir. Birey testosteron sorun seviyesinin ile ilgili bir güç kaybı veya performans yetersizliği yaşıyorsa ve 18 yaşından büyükse tabii ki 18 yaş bile genç kalıyor böyle sporcu besinlerini kullanmak için ama eğer böyle bir şey söz konusu olursa Tribulus dediğimiz doğal testosteron seviyesini tetiklemeye yardımcı olacak ürünler kullanabilirler. En azından bu onlar için yardımcı destek bir takviye olabilir. Haftanın kaç günü spor yapıyorsun? Haftanın kaç günü spor yapmak faydalıdır? En az kaç gün spor yapmalıyız? Ne sıklıkta spor yapmak sence en doğrusudur? Benim sezon dönemine göre antrenman sıklığım ve yaptığım antrenman süresi değişim gösterir. Kışın antrenmanlarım haftanın 5, bazen 6 günü, 2 bazen kardiyo programıyla birlikte 2,5 saat olabiliyor. Fakat yaza bakacak olursak hemen hemen yarısı haftanın 3 bazen 4 günü 1 maksimum 1,5 saat sürüyor. Çoğu sporcuya göre söylemiş olduğum saatler çok fazla olabilir. Ben spor yapmayı ve spor salonunda kaliteli zaman geçirip insanlara yardımcı olmayı, sosyal yönden iletişim kurup yeni arkadaşlıklar kazanmayı seviyorum.